Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kahvaltıya ve çay saatlerinize pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir atıştırmalık tarifi hazırladım. Milföy hamur ile yaptığım bu tarif hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tezgahıma ilk olarak biraz un serpiyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Tepsimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Un serptiğim tezgaha bir adet milföy hamurunu alıyorum. İlk olarak hamurun yarısına biraz ketçap sıkıyorum. Sonrasında da ikiye katlayarak üzerine çeder peyniri koyuyorum Peynirleri koyduktan sonra bir adet jambon, jambonun üzerine de son olarak tekrar bir adet çeder peyniri koyuyorum hamurumun içine gerekli malzemeleri koydum. Şimdi karşısındaki hamuru 3 eşit parçaya kesiyorum. Ve de kestiğim hamuru üzerine kapatıyorum. Üzerine kapattıktan sonra kenarlarına biraz bastırıyorum. Son olarak çatal batırıyorum. İyice kapandığından emin olun ki pişme esnasında sızmalar olmasın. 4 bir köşesine çatalı batırarak hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Bu tarifim için toplamda 4 adet hamur kullandım. Hamurlarımın tamamına aynı işlemi uyguluyorum. İlk olarak yarısına biraz ketçap sıkıyorum. Üzerine çedar peyniri, onun üzerine jambon, tekrar çedar peynirini koyarak üzerine kapatıyorum. Kenarlarına biraz bastırdıktan sonra çatalı batırıyorum ve hazırladığım hamuru tepsiye koyuyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurlarımın tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısı kullanıyorum. Fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamına yumurta sarısı sürerek hazırladıktan sonra önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişti ve fırından çıkarttım. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis ediyorum. Puf puf kabaran, çıtır çıtır milföylerim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.